emeklilerin durumunu konuşuyoruz. Muhtemelen emeklisiniz. Emekliyiz. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 15. 15 alıyorsunuz. Evet. Bir tık üstü alıyorsunuz. Evet. En düşük emekli maaş alanlara. Şimdi kiralar da 15 liradan aşağı değil zaten. Evi kira olanlar. Nasıl durum? Yani bu seçimlerin belirleyici kesimin emekler olduğunu düşünüyor musunuz veya varsayıyor musunuz? Emekler olduğunu düşünüyorum ama emeklerin bu şekilde değerli bir şekilde yani aynı hizada gideceklerini düşünüyorum. Yani kendilerini düşünmeden aynı hükümeti yine desteklediklerini düşünüyorum. Hiç aslında öyle olmaması yani lazım. Yani zam vermeseler de diyorsun, ha, sistem değişmez mi diyorsun? Değişmez. Değişmez. İnsanlar yapmaz yani. Peki emeklerde özellikle prim adaletsizliği de var. Mesela 3600'den emekli olanla 8000'den emekli olan da en düşük emekli maaşı alıyor. Ben köyde yaşıyordum. Köyde adam bir tane inek sattı, emekli oldu. O da 10.000 lira alıyor. Yıllarca çalışan 9.000 prim yatıran da 10.000 lira, 11.000 lira alıyor. Çok adaletsiz yani bu. Mesela %37,5 verdi. Yani %37-25 neyse. Emekli 10.000 emekli maaşı, 15.000 lira kira. Şimdi önümüzde de bir seçim. 16 milyon emekli var. Emekliler tekraren iktidara oy verir mi? Vermesin ya. Para kazanıyor, keyfinde içiyor, geziyor, dolaşıyor. 500 kişi aldı emekli maaşı. Cumhurbaşkanı bir günde harcıyor. Niye mutlu olmasın bizim toplum? Çok mutlular. Emeklilerin maaşlarım çok yaşar. Hepsi de oyunu verir. Veriyorlar da yani. Sıkıntısı yok. Aç kalıyor, susuz kalıyor. Sen yaşa sarayda paşam diyorlar. Daha ne olsun? Bundan iyisi var mı? Verilse ne olur? Vermese de bunlar hepsi verir yine. Yine verecekler. Yeni bir zama gerek yok diyorsun. Gerek yok. Bunlar yaşamasın. Ya bunlar hepsi yani ben emekliyim 10.000 lira maaş alıyorum. Benim bir çocuğum 10.000 lira harcıyor kendisini. Bir Avrupalı her gün tatile gidiyor çocuğu. 5 yaşındaki çocuk. Sor bu emeklerin hangisi? Sen memleketi biliyor musun? Tövbe gitmedim. 5 senedir gitmiyorum. Nasıl gideyim 10.000 lirayla? Bir otobüs olmuş 500 lira. 3 kişi gitsen 1500, 1500 geliş 3000. Bu hiç adam yiyip içmeyecek mi? Hani bizim Cumhurbaşkanı simit harcıyordu. Çocuğu okula gidecek, okul açtı, para açtı. Ne yapacak bu vatandaş diyordu. Şimdi vatandaş ne yapıyor? Hayır ne yapıyor? Kendi söylediğini kendi muhalif. Ne olacak yani? Ha kendisi hiç düşünmüyor mu yani söyledikleri? Dün çay simit muhabbeti vardı diyorsun. Bugün kendisi aynı durumu yaşıyor. Şöyle bir durum vardır. Bu ülkenin insanı ne zaman sınıfsal olarak işçi sınıfı kendi haklarını savunursa o zaman bu sınıf kazanılır. Parti tutmadan hayır. Sınıfsal bakıyorum. İşçidir 5 lira maaş alıyor. Kendisini savunan siyasetçilere ya da kendisini düşünen ya da toplumsal düşünen siyasi partilere vermiyor. Ya tek adama niye oy veriyorsun kardeşim? Senin evini tapusunu çocuğuna veriyorsun mu? Veriyor musun abi? Yok. Sen bu ülkenin tapusunu tek adama veriyorsun. Adam da haklı. Yani Cumhurbaşkanı eleştirecek bir şey yok. Veren bu vatandaş. Vatandaş da sürünsün. Hiçbir şey ifade ediyor mu? Evet. Şimdi hep kızıyorlardı başka siyasetçilere. Kardeşim siyasetçimiz söylüyor. Bir gün sonra da diyor ki ben öyle söylemedim böyle söyledim. Öyle söylemedim böyle söyledim. Türkçeyi bile laçka ettiler. Yani söylenen lafı bile İnkar eden bir siyasetçilerin hepsi için söylüyorum. Bir tek onun için söylemiyorum. Hepsi aynı ya. Yani iktidarı da aynı, muhalefeti de aynı. Aynı, fark etmiyor. Aynı. Hepsi aynı. Olan meclis, yine vatandaş oluyor. Ya yani. Mecliste bakın, bir ülkenin siyasetçisi çorbayı 1 lira içiyorsa, ülkenin normal vatandaşı 70 liraya çorba içiyorsa burada bir sıkıntı var. Maaşın yükseğini siyasetçi alıyor. 70 bin lira, 100 bin lira maaş alıyor, 1 liraya çorba içiyor. Bu adam 7500 liraya maaş alıyor. 70 liraya çorba içiyor. Bunun bir ters orantısı yok mu? Yüksek maaş alan adam az ödüyor. Az alan adam çok ödüyor. Burada bir terslik yok mu? Kim hain? Burada meclisteki 600 milletvekili hain. Vatandaşın hiçbir hainliği yok. Niye? Vatandaş aptal. Haklarını savunmayan bir toplumun ne zaman geliştiğini görüyorsun. Var mı bir gelişim? Ha var mı bir gelişimini bana göstersene. Yahu arkadaş memlekette diyor ki memlekette diyor adam yok. Memlekette adam yok diyen adam
kendisine soruyu sor. Sen adam mısın? He diyecek. E bak memlekete sen kendini inkar ediyorsun. Kendini inkar eden bir toplumun gelişmesi olur mu? Evet. He? Olmaz mı? Olur mu? Olmaz. Evet. Ya onun için yani ne anlatırsan anlat. Emekliler bu dönem oyunu vermemeli. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Ki kendi haklarını alsın. Kendi hakkını alsın. Ben illa şunu da bunu da demiyorum. Tabii o siyasi parti gözetmeksizin hepsi, kim destekliyorsa onu vermedi yani. Ya kim destekleme değil. Sınıfsal kavrama baktığın zaman kimsenin haklarını savunuyorsa ona ver kardeşim. Kimse senin babanın uşağı da değil, senin babanın şeydi. Hayır, bizim cebim bizden alınan parayı bize harcıyor diyor ki ben size para veriyorum. Ya para bizim, kimin parası? Hiçbir siyasetçi kendi cebinde alıp da bize para verdiği var mı? Yok. Milletin vergisi. Milletin vergisi. Ne alıyor? Millete dağıtıyor. Dağıttığını %90'ını kendisine, %10'unu da millete veriyor. Ya bu ülkenin şeyi, ekonomik krizi diye bir şey yok, ben söyleyeyim sana. Hiçbir kriz yok. Ne krizi var biliyor musun? Birilerine hortum bağlanmış, orada o hortumu yiyor. Başka bir şey yok. Ne krizi ya? Kriz dünyada yok da sende mi olur? Dünyanın hiçbir yerinde kriz yok. Niye senden oluyor? Çok, yani, çok teşekkür ederim. Kendisine bağladığı için hortum. Onun için. Çok teşekkür ederim. Artık ben emekliyim. 28-29 sene hizmetim var. Valla ben işte daha maaşım 15 milyon oldu. İşte dedi şimdi demin arkadaş anlattı. Yani Bağkur'da emekliyormuş. Ya ben 7500 lira başladım. Sen kaç yıl çalıştın kardeşim? Ben 29, ben asgari ücretin %40'ı fazla maaş alıyordum. 2 sene önce. Bakın asgari ücretin %40'ı fazla maaş alıyordum. Bugün asgari ücret 17 bin lira oldu. Benim maaşım da 14.750 lira oldu. Böyle bir sistem oldu. O zaman o niye insanlar okusun ki? Niye o da emek vermiş ya? Adam onu da primini yatırmış ya. Oya ben bari emekliyim 17 bin lira maaş alıyorum. Ya sen kaç gün çalıştın kardeşim? Sen kaç gün çalıştın? Peki nasıl olacak bu yani, seçim? Emekler bir tavır sergiler mi seçimlerde? Ya hiçbir şey çıkmaz kardeş. Onlar boş konuşuyorlar. Allah binlerce şükür diyor. Bakın hiçbir şey değişmeyecek. O dediğin emekliler boş konuşuyor. Sandığa gitti mi Ali titreyecek o. Biz biliyoruz ya, göreceğiz işte bak. Dediğin gibi 16 milyon emekli falan 2 ile çarpsan belki çok ya, ki çoğu da yani hep oy kullanacak. Evet yani bir eşi olsa yani bir evet. Yarısı bekar bile olsa. Ya Türkiye'de barajı aşarlar ya. Yani bir emekler parti kursa baraj aşar. Baraj aşar ki o hani 7 yani %15 yani 20 milyon oy ne demek biliyor musun? %15-20 bile yapar. Ama maalesef bunları hep boş konuşuyoruz. Bakın işte Allah'a çok şükür bunlar da ya bunu bulmayanlar da var. Neyin var kardeşim diyen insanlar da var. Bu Türkiye'de hiçbir şey düzelmez kardeşim. Bakın. Biz görüyoruz. Şey ortada hep hesap kitap piyasa ortada ya. Ben geçen sene bak Şubat'tan 20'sinde işte göç ettim. Evim enkaza çalıştım. Geldim bu da bir kilo et 140 liraydı. Şu anda kaç para? 400 bin lira kardeşim. Bir zeytinyağı litresi kaç? Bir yumurta 50-60 şu anda 120. Kadar değişmiş. Ya ortada, piyasa ortada ya. Kaç para şimdi? İşte 12.500 lira. İşte 15. İşte burada emeklilerimiz simit bilemiyor. Şu an ben Antalya'dayım. Bu emekli kenti falan değil. Olamaz burası. Bakın burası emekli kenti yalan söylüyor. Benim maaşım şu anda çocuklar şu an en şurada kontrolde kalacak. Ben kiramı ödeyemem. Bak yani 12 bin lira o zaman ev o anki 3 bin lira ben 12 bin lira tuttum. Ha şimdi Şubat'ta kira artacak. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü maaşım şu anda, ben 29 sene bir devlet memurluğum var ki çalışsaydım 40 milyon vardım. Ve ben maaşım bugün ev kiramı karşılamıyor kardeşim. Evet. Onun için hepimiz, herkes boş konuşuyor kardeşim. Tamam şükür eden de var, zaten şükür eden bir toplumuz. Dedim ki ben açım, ya kim kaç kalmış doğru. Vallahi kuru ekmeğe karın doyuruz. Çıkıp sahilde bir yemek yiyen var mı? Karın doyurmak, ya geçirmek değil. Hangi yani. Yemek için çıkıp orada bir tane oturup bir yemek yesin bakalım. Şurada otursun yesin de bak şey bu diyor. İzliyorum buralarda ya, iyi geldim buraya ki ben burada yaşama şansım yok ya. Ya burası satılmış zaten ya. Ev sahibi diyor ki galiba adamlar işte 20 milyon 30 milyon kira veriyor bura. Sahile gözü Ruslar'dan başka kimse, yabancıdan başka kimse gelemiyor. Burası satılmış zaten. Yani biz Filistin'i eleşiyoruz. Filistin işte toprak satıldı matlı diyor. Şu Antalya'da satılmış. Hangi emekli gelsin? Ya ben emekli olunca ben ev alabildim Antalya'da. Ya şu anda burada 5 kişi emeklisi şurada bir tane ev alamasın. Alma şansı yok. Gecekondu bile alamaz. Alamaz abi ya kulübe bile yapamaz şimdi. Evet. Şimdi Türkiye'de ne olmuş yani çıkıp da Arifan, hesap kitabı ortada zaten. İnsanım diye markete gider. TÜİK 3 harfliler utanmadan
Arkadaş onlar bu sepeti nereden alıyor? Gidip orada alışveriş yapalım ya. Ya %64 %64 üzerine çıkamıyorlar. Dikkat et. Her çıkarttığı tüm kapı verdi o. %64. Ben de emekliyim ya. Beter olsunlar. Ne hak ediyorsak o. Düşünme yeteneği yitirmişiz. İyine kötüyü ayırt etme yeteneğimizi yitirmişiz. Onun için halimiz bu. Yitirmişiz yani. İnsan olmaktan çıkmışız yani. Beyin yok bizde. Bir ev en düşük Antalya'da 15 bin lira lirasıdır. Emekli maaşı övüne övüne alalarına valalarına 10 bin lira. %49'lar. %49. Evet. Daha doğru dürüst almadım. Yok ben de aldım. İki kere aldım 10 bini tamamlamadım. İki kere aldım daha 10 bini tamamlayamadım. Daha böyle müjdeler ne? Var siz düşünün. Daha da beter olsunlar. Vallahi keşke de kesse hep de vermese. Ne ya? Ne ya bu? Gerçekten. Ya benim emeğim 30 yıl boyunca ben devlete emanet ettim. Dedim ki 4 lira aldım. 3'ünü al devlet. Bu 3'ü kullan. Benim primim, hastalığım, bilmem neyim. Bu 1 lirası benim kumbarada dursun. 30 yıl sonra ben çalışamaz duruma geldiğim zaman onu bana beyden bey bana ver. Ben ayakta durabilecek şekilde. Bir gün ben emekli oldum. Gittim dedim ki hadi verin artık. Devlet dedi ki bana kalmamış kumbaran delinmiş. Kim götürdü? Bilmem. Şimdi bana müjdeler ne? Sanki lütüftür. Söyleyecek bir şey yok yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Hocam ben 24 senedir emekli olmuşum. 24 senedir. Sen yeni bir emekli hak etmişsin. He. Şu anda 7,5 milyon lira alıyordum. Halen 7,5 lira yani alıyordum. Bu 7,5 milyon da bu ay bana 3 kereden 10 milyona çıkartmış. 11 milyona çıkarmış yani. 3 kere bana şey olarak hak tanıtılmış. Halen mesela çoğu kişinin daha 7,5 milyondur. Yani şimdi bu devletin bu parayı ne yaptığını ben aldığım zaman, ben mesela emekli olduğum zaman ondan önce emekli olmadan millet diyor ki ya bu mesela sen eskide kötüydü, eskide şuydu, eskide buydu. Ben Erzincan Tercan'da oturuyordum. Tamam mı? Benim marketim vardı. Biz mesela ben SSK'dan emekli oldum. Hanım Bağkur'dan emekli oldu. Yan yana kaldık, şey yaptık. Ben SSK'dan oldum. Mesela biz Erzurum'a sevk ediliyorduk. Devlet bizim paramızı veriyordu. Yol paramızı veriyordu. Hem de mesela şeyle beraber yanında bir tane sizinle beraber gideceksin. Mesela iyi devlet refakatçi gidiyorsun. Mesela senin şeyini götürdün. Gidiş geliş parasını alıyordun. Şimdi onu mümkün değil. Biz gidiyoruz mesela hastanelerde sıra bulamadım. Geçen sene ben gittim mesela bir fizik aldım. Fizik gelmedi. Bu sene bir gittim. Geçen gün gittim hepsini şikayet ettim. Bir imkanı yok. 138 milyon gitti, o gitti, bu gitti. Yani devlette hiçbir faydamız yok. Daha halen 1 milyonu 3 keredir alamadım yani. Evet. O budur. Sen bu şekilde. Ben teşekkür ederim. Emeklileri mi konuşuyoruz? Haberiniz yok mu? 2024 yılı emekliler yılı oldu. Öyle söylüyorlar, evet. 2024 yılı emekliler olduğuna göre gayet durumumuz güzel yani. Yani %49 zam aldınız. Zaten. Evet, evet. Güzel, gayet güzel. Bir yılda 3 defa 3 defa zam yedik. Maalesef 10 bini geçemedik. Yani %80 de verse herhalde 10 bin geçmeyecek. 10 bini geçemeyecek. Yani üst limit evet. 10. Evet, bu yıl bizim çünkü. Bu yıl evet. 2024 yılı emeklilerin yılı. Kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Mutlu olun. Teşekkür. Çok teşekkürler. Evet efendim, bugün de emeklilerin durumunu konuştuk. Emekliler her daim dertli konuşuyor zaten. Umut ediyoruz bu seçimden önce emeklerimiz de bir seyyanen zam alır. En azından biraz nefes alır. En azından Mart'tan sonra yani 31 Mart'ta seçimden sonra bir insan şakasıyla karşılaşmazlar. Çünkü 4 yıl seçim yok ve
büyük bir ihtimal her seçimden sonra olduğu gibi büyük bir zam yağmuru. Zaten şu anda hayat pahalılığı çok kötü. İnsanları eziyor. Yani dar gelirleri, asgari ücretler, yani sabit gelirli olanlar bu enflasyondan, bu zamlardan veya bu hayat pahalılığından en çok etkilenen sabit gelirli olanlar. Umut ediyoruz emekliler de en azından bu seçimler bir fırsat olur. İnşallah seçimlerden önce de bir seyyanın zam falan konuşuluyor, tartışılıyor. İnşallah onlar da biraz daha zam alır. Onlar da biraz daha insanca yaşamaya devam eder diyor. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.